garip kalmışım. Acı, acı hamisane. Daha genç yaşım. Ekranlarından yayınlamış olduğumuz Bizim Alem Magazin programına hoş geldiniz.
Kıraç'ın güzel bir şarkısıyla programımız başladı. TD1 Eylül'den itibaren normal yayın akışına geçecek. Yani konularımız olacak, sunucularımız olacak, arkadaşlarımız olacak. Çeşitli mevzular, yani çeşitli konular içeren programlarımız olacak. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hatta öyle ki programla konuk olacak, yani program sunacak arkadaşlarımızın tanıtım filmleri çekildi. Önümüzdeki günlerde reklam gibi, tanıtım reklamı gibi yayınlanacak. O yüzden bizi her zaman desteklemeye gayret edin. Yani ben bilene yolda yürürken diyorum ki TD1 yayında, aa inanamıyorum falan diyorlar. Cep telefonundan gösteririm. Şu anda internetim bitmiş durumda, kalmadı yani. Ayın 14'de neyse internetim tekrar geri geliyor. Programımız içeriğinde bugün yine çok güzel şeyler var. Önce misafirimiz var köşesinde. Berlin'in sevilen spor adamı, sporcusuydu, antrenör oldu. Şimdi pro A lisansını aldı. Ersan Parlatan konuğumuz. Ersan Parlatan'ın iki bölüm halinde sunarken ara bölümde Tarkan'ın çok güzel bir şarkısı sizlerle beraber olacak. Yayınımız gene devam edecek. Türkan Şuray'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filmini bir konuyla bağdaştırdık. Bir deneme yaptık. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu denemede de Ebru Okatan, Metropol sunucusu Ebru Okatan'a hediyemiz olsun. Şimdi misafirin var köşesiyle Bizim Alem Magazin başlıyor. TD1 televizyonlarından yayınlanan Bizim Alem Magazin'deki bugünkü misafirimiz var. Konuğu Ersan Parlatan. Kendisi yıllarca Berlin futboluna hizmet etmiş. Geçtiğimiz günlerde de Köln Spor Akademisi'nden mezun olarak profesyonelin daha üstü diyeceğim artık antrenörlük hayatına başladı. Öncelikle tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ersan Parlatan biraz kendini tanısa, biz biliyoruz da yeni tanıyanlar vardır. Sen yıllarca Berlin futboluna hizmet ettin, Türkiye'de Gençler Birliği'nde oynadın. Ersan Parlatan kimdir? Şimdi ben 1977'de doğdum, 40 yaşındayım. Berlin'de dünyaya geldim, Berlin'de gözlerimi açtım, Berlin'de büyüdüm. Futbolda tabii ki burada başladım. Sağ olsun babam, Allah rahmet eylesin, bayağı bir emek verdi. Bayağı bir peşimizden koştu. 6-7 yaşında futbola başladım. Öyle bir serüven oldu. Hertha Berlin'de oynadım, TB Berlin'de oynadım. Alman genç milli takımına kadar yükseldim diyebilirim. Ondan sonra Türkiye maceram başladı. Bir 4,5 sene Türkiye'de profesyonel oynadım. Birincilikte, ikincilikte, Gençler Birliği'ne transfer oldum. Oradan Mersin Büyükşehir Belediye'de oynadım, Ankara Büyükşehir Belediye'de oynadım. Bir 4,5-5 senelik serüven oldu. Geri gelmek mecburiyetinde kaldım. Belli sebeplerden dolayı. Güzel bir evlilik geçirdim. İki tane çok güzel kız çocuklarım oldu, ikiz. Ailecelik buraya geldik. Burada hayatımızı sürdürmeye devam ettik. Kısa özgeçmiş diyebilirsek herhalde bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi Berlin'de Türk takımlarında Yeşilyurt, BHK'da kaptanlık yaptığını oynadın. Hatta biz Bizim Alem Magazin dergisinin nostalji sayfalarında fotoğrafları paylaşmıştım. Rahmetli annen de, onu da böyle saygıyla, sevgiyle analım. Antrenörlük hikayesi nasıl gelişti? Yani şimdi her takım çalıştıran ben antrenörüm gibi şey oluyor. Bir hedef belirlemesi gerekir mi yani insanların antrenörlük konusunda? Tabii ki. Şimdi ben futbol oynarken de hep kaptanlık yaptım. Hep lider vasıflı oyuncu olarak çoğu antrenör tarafından göründüm. O özelliği de kendimde gördüm. Oynarken bile hep antrenör gibi düşünmeye çalışıyordum. Antrenör gözüyle bakmaya çalışıyordum. Çok maç izlerdim. Yani kendi maçımdan hariç rakiplerin her maçını diyebilirim. Gidip sahalarda izliyordum. Bu tabii ki bir nebze Türkiye'den Almanya'ya döndükten sonra başladı. Yeşilyurt kulübüne geldim. Orada Verbandsliga'nın Oberliga'ya çıktık. Başarılı bir takımımız vardı. Çok iyi bir kadromuz vardı. Taşkın abi gibi, Taşkın Aksoy gibi bir evet. Abimizle çalışabildik. Ondan tabii bazı şeyler öğrendik. Yani o yaşlarda 25, 26, 27 yaşlarında o antrenörlük yolunda ilerleyeceğimi daha ilerisi için öyle bir hemfikir. Yani konuşurdu. Aslında oynarken ilerisi 10 seneyi düşünerek, yani 10 sene sonra ya da 5 sene sonra tabii, ben tabii. Bu işi yapmam için. Peki bunun da antrenörlük yapmanıza neden orada oynadığınız takımın antrenörü size örnek mi oluyor yani? Ya şimdi çeşitli antrenörler örnek oluyor veya örnek olmuyor. Bunu tabii senin kendi tasarladığın kafanda bir filozofi oluyor, bir oyun anlayışı oluyor, bir davranış biçimi, oyunculara karşı konuşma uslubu. Bunu her şeyi göz ardı ediyorsun, bakıyorsun oyuncu olarak. İyi olan şeyleri kendine almaya çalışıyorsun. İyi olmayan şeyleri kendim ileride yapmayacağım diyorsun. Evet. Bu tabii belli bir yaşta gelişiyor.
Ama ben 27-26 yaşında oynarken ne kadar da oynayacağımı bilemiyordum. Ama her zaman şunu demişimdi, futbolu bıraktığımda antrenör olarak ilerlemek istiyorum, antrenör olarak ilerlemek istiyorum. O açıdan tabii ki her fırsatta dediğim gibi maç izlemeye gidiyordum, hocalarla diyaloğum oluyordu. O havayı önceden seziyordun yani, tabii. Bilgili dağarcığını atıyordun yani. Oraya odaklanıyordum, ondan haşır neşir oluyordum, antrenman programları izliyordum, belgesel olduğu zaman futbol hakkında izliyordum. Yani bunları erken yaşta kendime görev edindim diyebiliriz. Kendimi eğitmek için, kendimi bu konuda daha ileri götürmek için. Peki hocam, antrenörlük şimdi... Köln Akademisi mezun oldun ama başlangıçta GBA diye gidiyor herhalde. Bu C'den sonra BA'ya geçmek için takımları nasıl şey yapıyorsunuz? Yani ya Ersan gel bizim takımı çalışır dediğin zaman klasman fark ediyor mesela takımın. Landesliga'daki bir takımı çalıştırmak başka, ne bileyim biliyorsun Ferbastika ya da Regaliga, o tip olaylarda. Bu seçimi siz mi yapıyorsunuz yoksa kulüpler kulaktan kulağa gülü Ersan alalım falan gibi o başarı kriterini onlar mı ölçüyor? Şimdi öncelikle bir antrenörlük serüveni nasıl olur onu bir konuşursak ya. Bence daha faydalı olur. Dediğin gibi bunun çeşitli lisansları var, ön lisansları var. Şimdi eyalet olarak Berlin Futbol Federasyonu bir C lisans olayı var, C lisansla başlıyor. O C lisansı aldıktan sonra yine Berlin Futbol Federasyonu B lisansı yaptırıyor, kurs görüyorsun. Herkes katılabiliyor mu pardon? Ya tabii belli başlı kriterler var. Mesela C'yi atlayabiliyorsun. O beldekede top oynamışsan, Berlin futboluna hizmet etmişsen mesela direkt B'den başlayabiliyorsun. Hı. Ama çok alt liglerde oynamış insanlar veya futbolcular işte ben antrenörlüğe başvuracağım dediği zaman C lisanstan başlıyor. Ötekiler de biraz daha üst seviyede oynamış oyuncular B lisanstan başlıyor. Bu B'yi yaptıktan sonra artık Alman Futbol Federasyonu el atıyor işe. B Elite var. Mesela Jugend Elite lisans var yeni ismiyle. A lisansın bir öncesi. Bunu mesela federasyon, Alman Futbol Federasyonu üstleniyor. Oraya başvuruyorsun. Burada da tabii belli kriterler var. İşte bir sene takım çalıştırman lazım. Şu takım daha önceden yani. Tabii antrenörlük yapmış olman lazım. O kriterlere ulaştığın zaman bu B Elite lisansı yapıyorsun. B'nin öbür üstü yani A ile B'nin arasındaki olan bir lisans şufesi. Orada da tabii belli bir notu erişebilmen lazım ki A lisansa hak kazanabilmek için. Evet. Yani 2.7 bir not ortalamasıyla A lisansa... Kaç günlük kurs oluyor mesela hocam? 3 haftalık kurslar. 3 haftalık. Oradaki teorileri, dersleri... Her şeyi işliyorsun. Yani psikolojik olarak, fizyoloji olarak... İlk yardım, spor, tabii sağlığı. Hepsini, çoğu şeyi işliyorsun. Antrenman bilgisini işliyorsun. Oyuncularla ilişkini işliyorsun. İşte bu elite yaptıktan sonra A lisansa hak kazanıyorsun. A lisansı bitirdikten sonra en üst mertebede bu konuda dünyaya baktığın zaman pro lisans dediğimiz, yani Almancası Fußballer dediğimiz, benim yaptığım en son işte 10 aylık bir süreç, uzun bir süreç. 10 ay mı sürdü? 10 ay sürüyor. Yani biz 6. ayın 12'sinde başladık. İşte 3. ayın sonuna doğru da bitti. Yani bayağı bir uzun süre. Evet sevgili seyirciler, yayınımıza devam edeceğiz. Kısa bir ara yapacağız. Sonra Pro A lisansıyla ilgili detaylı bilgileri Ersan hocamdan alacağız.
İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam program All ICU dediniz. Hatta biz özel yani program öncesi konuştuğumuzda All Paradise kendiniz veriyorsunuz. Bunu finans etme durumları yok mu? Mankisini edecekler bir de o var. Yani şimdi şöyle bir şey. Herkesin durumu tabii değişiyor. Kimi katılımcılarda altyapıda takımlarından geliyor. Bayer Leverkusen, işte Mainz 05'i. Birincilik takımın altyapısını çalıştıran arkadaşlar var, hocalar var. Anlaşmaya da bağlı. Tabii o kulüpler onu karşılıyor, seve seve karşılıyor. Çünkü onu dönüşte bilgi açısından, birikim açısından, eğitim açısından tabii pro lisanslı bir hoca ekibinde çalışıyor. Altyapıyla çocuklarla ilgileniyor. 15, 16 yaş grubu, 17 yaş grubu, 18 yaş grubu. Tabii ki bu onlar için bir yatırım diyebiliriz kulüpler için. Ben kendi adıma konuşabilirsem şu sene takım çalıştırmadığım için böyle bir konu da olmadı. Hani takım bunu desteklesin, desin ki ya bizim için çok önemli, sen bu kursa git, bu pro lisansı yap, biz de sana katkı alalım olmadığı için bunu ben kendim karşıladım. Kendi cebimden verdim her şeyi. Ama bunun için sıkıntı değil çünkü benim için bir yatırım, eğitim. Geriye dönük olan bir olay yani. Tabii eğitim yani en azından hani daha üst seviyede çalışamasam bile kendi birikimim için, kendi bilgim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela BYK'da anlaştı herhalde. Geçen evet. Gazete gördük. Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce yardımcı antrenördüm BYK'da. Şimdi üst kademe gittim. Eğer BYK'da olsaydım böyle bir fikrin olsaydı herhalde o kulüpte karşılardı yani.
Yani en azından konuşulabilirdi. Yani, belli bir anlaşma şartıyla onu ön finanse edebilirlerdi. Yani bu işler konuşarak oluyor. Çünkü işte kulübün de menfaati var bu işte. Yani profesyonellikte çıkmak istiyorsan, üçüncüye çıkmak istiyorsan pro lisanslı bir antrenör lazım, bir futbolcu lazım. Bu birincilik, ikincilik, üçüncülük için Almanya'da geçerli. O lisansa sahip değilsen antrenör olarak orada teknik direktör yapamıyorsun. Bir yerde kalıyorsun. Evet. Hocam daha önce de konuşmuştuk bu konuyla ilk görüşümüzde. Antrenör kursunda gördüğünüz olayları, eğitimdeki gördüğünüz olayları futbol yaşantınızla bağdaştıramadınız. Hani diyorsun ki biz futbol o kadar oynadık ama böyle şeyleri ince teknikleri falan bilmiyorsunuz. Neler sizi değişik geldi, neler? Ya şimdi bunu dışarıdaki insanlar belki anlayamıyor. Sporda olanlar bilsinler yeter. Bilsinler, aynen. Yani hakikaten antrenörlükle futbolculuk çok ayrı bir branş. Yani ama bunu, kahveni izleyenler hepsi antrenör. Kahveni izleyenler, dışarıda seyirciler. Yani bu işi herkes biliyor ama antrenörler bilmiyor nedense. Onlar ona eğitim almış oluyor. Ama bilmiyorlar. Yani bu böyle değil tabii ki. Hakikaten ben şimdi kendim yaşadım, kendim gördüğüm için müthiş bir eğitim, çok kaliteli bir eğitim. Ben kendi adıma da bunu konuşabilirim. Başkaları ne der bilemem. Ama bana çok şey kat ettiğini düşünüyorum. Bana çok şeyler verdiğini düşünüyorum. Tabii ki benim de bildiğim bir şey var. Biz öğrendiğimizin hepsini ben kendi takıma %100 uygulayamam. Böyle bir şans yok. Bu üniversiteye gidersin, üniversitede eğitim alırsın ama mesleğinde her şeyi orada uygulayamazsın. Buna tabii benzer canım. Bir şey. Ama benim bilgim, birikimim, kendi adıma söyleyeyim, çoğu konumda, çoğu olaylarda en azından bilebiliyorum ne yapmam gerektiğini, ne yapabileceğimi. Ona göre hamleleri yapabilirim. Tabii çalıştığın lige bağlı, çalıştığın takıma bağlı, çalıştığın kadroya bağlı. Bunu yüzeysel olarak ya ben bunu şöyle yaparım, böyle yaparım diye bir şey söyleyemem. Tabii demin önce az önce söyledim, çalıştığın takıma bağlı. Tabii ki. Tabii şimdi ki. Hocam özür lafını kesin. Benim bir örnek vereyim. Ben yaşadım 1974 senesinde. Ankara genç takım, Ankara Demirspor'daydım ben. Genç takımlar Ankara'da birinci olduk. Finallere Eskişehir'e gittik. Eskişehir'de biz Göztepe vardı. Galatasaray'da Kütahya grubundaydı. Pazar günü Galatasaray'la karşılıklı oynadık. Ve biz Galatasaray'a 4 çendik. 12 Mayıs 74, hiç unutmuyorum tarih, bende kalıcı. Şimdi Galatasaray'da o zamanlar Müfit oynuyordu, Cüneyt oynuyordu, Nejat oynuyordu filan. Şimdi onlar milli takıma kadar yükseldiler, biz Ankara Demirspor'da hiçbir şey alamadık. Ama roller değişseydi, mesela senin pozisyonda antrenör gibi mesela. Sen diyelim ki bir takımda, büyük takımın antrenörü orada altyapısında olsaydın, orada antrenör olsaydın. Konumun farklı oluyor ama bir de mahalli kümeden çıkmak çok zor oluyor. Tabii ki, tabii ki. Yani bunlar önemli faktörler. Bu her branşta olan şeyler. Yani sırf futbolda değil, normal iş hayatında da böyle. Her meslekte olan şeyler. Demin sormuştun Tevfik abi, hani nasıl antrenör olunuyor, seni kulüpler nasıl buluyor, ediyor. Bu aynı normal meslekte olduğu gibi bence en mühim bir antrenör için en mühim olan şey çevresinin geniş olması. Çoğu insanı tanıyabilmesi. Kulüpler de takip ediyor siyasında. Tabii ki, tabii ki, tabii kesinlikle. Yani bu işe gönül vermişsen, bu işten bir şeyler bekliyorsan, yani ben evde oturayım, şu kulüp bana gelsin, bu yönetici bana gelsin diye bir şey olmuyor. Yani senin gidip sahalarda maç izlemen lazım, ilişkilerin iyi olması lazım, düzgün olması lazım. Çünkü çok antrenör var, çok lisanslı antrenör var ama o kadar takım yok. Yani bir örnek vereyim, yaklaşık 950 tane Almanya'da yetişmiş futbol lira var. Bu pro lisanslı olan arkadaşlarımız, hocalarımız. Şimdi bakıyoruz birincilik, ikincilik, üçüncülük Almanya için konuşuyoruz. Kaç tane var? Toplasam belki 60 tane takım var. Yani şimdi hesap ortada. O yüzden tabii ki oturarak işte bana şunlar gelsin, bunlar gelsin. Çalışmadan olmuyor yani. Çalışmadan, görünmeden, piyasaya girmeden hiçbir şansın yok. Ben mesela doğumun herhalde hayatını okudum. Burada yanılırsam 22-23 yaşta başlamış yani antrenörle, sakatlanmış, böyle bir şey var. Yani baktın olmuyor, başta antrenörle. Çünkü zaman ihtiyacı var. Antrenör de yıllanmış gibi olması gerekiyor. Şimdi Down dedin, çok güzel bir örnek verdin. Down bizim kursa geldi bu sene. Referans verdi. Hayranlıkla izledim. Beklentilerimin çok çok fazlasını verdi bana. İşte böyle bazen yanılabiliyorsun. Ön yargı, dış görünüm diye düşünüyorsun. Hakikaten Daum'un neden bu kadar başarılı olduğunu, neden bu kadar yıllarca Alman futboluna, Türkiye'de, çeşitli ülkelerde ne kadar başarılı olduğu ortada. Kısa bir örnek verebilirim, çok çalışkan, her şeyi kağıda döküp, her şeye bir plan uygulayabilen bir insan. En ufak detayına kadar
bütün organizasyonunu hiçbir şansa bırakmayıp her şeyini dört dörtlük ayarlayan bir insan. Bunu ben kendi 3 saatlik bir sunumunda bize anlattı, gösterdi belgelerle. Hakikaten şaşırdım. Ama biraz da kabiliyet meselesi hocam. Yani mesela Mourinho tercümanlıktan antrenör oldu. Yani antrenör, İngiliz antrenörün yanında tercümanlık yaparak. Ama takımları şu anda bilemeyeceğim ama. Adam şu dünyanın en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Biraz da insan içinde olması gerekiyor herhalde. Yani eğitim ya da eğitimin dışında tabii eğitim şart. Ama bir de onu... Ya şimdi zaman da değişiyor. Sen güzel bir örnek verdin. Genç antrenörlerdin. Şimdi bu listeye bakıyoruz. 32 yaşında, 34 yaşında, 30 yaşında birinci lig takımında Almanya Bundesliga'sında birinci antrenör, teknik direktör çalışan arkadaşlarımız var. Yani bu hasbelkader de olmuyor. Şimdi bu çocuklar belki takımlarında 35 yaşında, 34 yaşında 10 seneden beri profesyonel olmuş topçular var. Şimdi sen burada kendini ispatlayacaksın. Bunu ama işte ben şöyleydim, ben bunu böyle gördüm diyerek olmuyor. Eğitimle, bilgiyle verdiğin şeyler oyuncuya, verdiğin direktifler, verdiğin örnekler çok önemli. Çalışma sistemin çok önemli. Bunu da yapabilirsen bence antrenörün yaş itibariyle genç veya yaşlı olması önemli değil. Evet. Yaptığı iş önemli. Bir de şey var hocam, hani Türkiye'de bazı takımlarımız geçmişte biz Eto gibi şeyler var. Ama antrenör Eto'nun kalitesinden aşağıda kalıyor. O zaman bence problem çıkıyor. Tabii ki. Antrenör çok iyi olması lazım ki o yıldızlara hitap edebilsin yani. Tabii katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü bu oyuncuların yüksek seviyedeki performans göstermiş oyuncuların, isimli oyuncuların, bir şeyler görmüş, geçirmiş oyuncuların bir beklentisi var. Yani bu kulüpten bir beklentisi var, seyirciden bir beklentisi var, takım arkadaşlarından. Ama tabii ki en çok beklentisi hocasından oluyor. Yani bu hocanın bilgili olması, birikimli olması, verdiği örneklerin, verdiği detayların çok önemi var. Nasıl sunduğu, nasıl söylediği de önemli. Peki hocam, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Hedeflediğin bir antrenör var mı? Vallahi hedeflediğim bir antrenörüm yok. Ben şunu hep kendime örnek almıştım. Çok çok kişilerde iyi şeyler görüyorum. Onları kendime tasarlayıp, kendi kafama göre, kendi takımıma uygulamaya çalışıyorum. Muhakkak her antrenörden bir şeyler alabileceğin kodlar vardır, işleviler vardır. Bunları da ben bakarak, tartarak, düzenleyerek kendi takıma, kendi oyun anlayışıma, kendi doğrularıma yansıtıp başarılı olmaya çalışıyorum. Peki hocam, çok önemli bir soru daha bence yani. Son soru sorayım da, yoksa yönetmen mi o da Umut bana kızacak. Türkiye'ye oyuncu ithal ediyoruz. İthal mı diyor? Türkiye'de oyuncu alıyor Almanya'dan, Avusturya. Niye antrenör almıyor? Türkiye neden antrenör almıyor? Şimdi bu güzel bir soru. Bunu benim cevaplamam çok zor. Sence yani? Bence açık değiliz. Yani gelişime, yeniliğe, böyle birikime, yeni bir ekip gelsin. Herkes orada olduğu yerde... Parsellemişler. A takımdan çıkıp B takıma gidiyor. B'deki C'ye gidiyor. Yani memnunlar. Kimseyi sokmak istemiyorlar. Çünkü çark öyle dönüyor. Biri bir takıma bırakıyor, öbür takıma gidiyor. Yani ben mesela Almanya'ya bakıyorum. Şimdi son 3 senedir nasıl antrenörler yetişti? Hangi isimler ortaya çıktı? Şimdi Türkiye'ye bakıyorum. Hep aynı isimler, hep aynı şahıslar, aynı kişiler. Yani hiç mi başkanları gibi? Hiç mi antrenör yetişmiyor? Hiç mi yeni insanlar çıkmıyor? Yani muhakkak öyle değil. Ama birileri işte bu arkadaşlarımıza veya buradaki hocalara bu eğitimi almış. Ben çok inanıyorum. Burada bu eğitimi almış insanların, tecrübeli insanların gidip Türkiye'de altyapıda olsun, işte A takımlarda olsun bir şeyler katılacak. Mesela Galatasaray'a derbal başlatmıştı biliyorsun. Evet, evet. Yani bunların neden yapılmıyor bunu tabii cevaplayamam ama belki de millet rahat orada. İstifini bozmak istemiyor, pozisyonunu bozmak istemiyor. Herkes o şekilde memnun hayatını sürdürüyor. Hocam programın sonuna teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni lisansı ve yeni takımına başarılar diliyorum. Seninle sohbet çok güzel. Önümüzdeki günlerde bırakmam. Yine seni çağa davet ederim. Her zaman tekrar. Evet, programımızın sonuna geldik. Şimdi misafiriniz var. Başlığı altında bir program sunduk ama sunduğumuz yer ideal düğün salonu. Çünkü şu anda stüdyomuz yok. Personel orada oturuyor. Onlara da sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. İdeal düğün salonu teşekkür ediyoruz. Hocam, Ersan hocama da başarılar diliyorum. Yayınımız devam ediyor. Ama buna binemem ki. İstersen benim kamyona bineriz. Nerede kamyonun? Yukarıda, yolda. Annen sesini duyar, seni bırakmaz diye getirmedim. Annem bırakmıyor. Ben çok ağladım. Annem de ağladı. Sen de üzülüyorsun İlyas amca.
Kamyona bindirecek misin beni? Söyle, bindirecek misin beni? İstersen her zaman benimle kalırsın. İkimiz kamyonda yatarız. Seni hep yanımda gezdiririm. Belki annen de gelir bizimle, olur mu? Olur. Seviyor. Bakışlarında gördüm. Samet gelirse o da gelir. Oğlum, al yazmalı ben. Hızlısı İlyas amca, daha hızlı, daha hızlı! Şoför oldum İlyas amca. Aslan şoför Samet geliyor. Samet! Samet, oğlum! Dur! Babama gideceğim! Durdur kamyonu! Babama gideceğim! Şey bak! Oğlum! Babama gideceğim! Ağlama Samet, ağlama yavrum. Geriye götüreceğim seni. Ne olur ağlama. Sana söylemeden edemem. Ben senin... Samet! Anneciğim! Asya'm, al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Asya! Sen bir daha kurtulamam. Ziyanı yok, gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Elveda Asya. Elveda Servi boylum. Al yazmalım, elveda. Bitmemiş türküm benim.
20 Temmuz 1969 günü Ay'a ulaşan Apollo 11'in astronotları bu seyahate başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süre eğitilmişlerdir. Bu eğitimler sadece kapalı yerde değil, açık arazide de yapılmıştır. Astronotların eğitildiği bu arazi Kızılderililere verilen topraklardır. Yani Kızılderililere öyle bir toprak parçası ayırmışlar ki Amerika'da yaşamaları için Ay'a benziyor, hayat yok. Astronotlar eğitim yaparlarken tepede bir çocuk onları izlemektedir. Kızılderili bir çocuk, yanında büyük babası. Çocuk astronotların yanına gelir, der ki, benim büyük babam sizin dilinizi bilmiyor, ben okulunuzda öğrendim. Büyük babam soruyor, beyaz adam günlerdir bu garip kıyafetler ve garip araçlarla topraklarımızda ne yapıyor? Astronotlar da diyorlar ki çocuğa, evladım biz Ay'a gidiyoruz, onun çalışması, hadi meşgul etme. Bu yanıtı öğrenen yaşlı Kızılderili koşarak astronotların yanına geliyor. Bir şeyler söylüyor, Navajo dili, Kızılderili dili, astronotlar anlamıyor. Çocuğa dönüyorlar, evladım büyük babam bize ne söyledi? Büyük babam dedi ki, benim de Ay'a bir çift mesajım var. Beyaz adam giderken o mesajı da yanında götürür. Astronotlar bir teyp uzatıyorlar Kızılderili'ye. Evladım söyle, büyük babam mesajını bu kutuya okusun, söz, giderken yanımıza götüreceğiz. Yaşlı Kızılderili Navajo diliyle çok kısa bir şeyler söylüyor, torunun kolundan tutuyor, tepenin ardından gözden kayboluyor. Yaşlı Kızılderili'nin Ay'a gönderdiği mesaj şu. Bu adamlara dikkat edin, topraklarınızı almaya geliyorlar. Devrin Eylül ayında başlık olan yeni yayın döneminde oğlum Umut Dağdören'e görev alacak. Hatta İlk çalışması şöyle yaptı diyebilirim ekranlar için. Pazar günü biz Perşembe yayınlıyoruz. Pazar günü Umut'la arkadaşlar Temple of'a pikniğe gittiler. Baba sen de gel dediler. Oğlum ben köfte möfte pişmesini beklemem dedim. Siz hazırlayın ben gelirim dedim. Olur dediler. Bir iki saat sonra telefon geldi. Baba hadi gel köfteler ızgaralar pişti filan hesabından. Abi gittim yer bulamadım. Korkunç bir kalabalık. Geri döndüm Umut'a dedim ki Umut. Ben gelemiyorum. Sen benim yerime biraz çekim yap. Arkadaşlarla sohbet et. Bir şeyler sor dedim. Hiç olmazsa boş geçmesin bari. Umut'un çalışmasını getiriyor. Şimdi arkadaşlarla sohbet etmiş. Çok az bir tempel havaalanı üstünde drone ile uçuş yapmış. Şimdi onu izleyeceğiz. Arkasına gene Umut'un bir çalışması var. Sürpriz. Merhaba. Merhabalar. Adın ne? Olunay Yıldırım. Yaşın kaç? 20 yaşındayım. Gelecek için hayallerin ne? Nasıl oldu acaba? Ya ne? Soru ya. Şu meşhurdum ben. Kanka papa. ya fazla bir şey şu an. Familie? Ich rat mal sehen. Kommt drauf an, ob ich die richtigen finde. Wie viele Kinder willst du haben? Gott weiß. Vielleicht zwei, dann geht direkt. Okay. Danke. Junge Mädchen. Junge Mädchen. Okay, danke schön. Adın ne? Yaşın kaç? 16. Şu anda neden buradasın? Ne yapıyorsun burada? Kimlerle? Ablalarımla oturuyorsun. Tamam. Gelecek için düşüncelerin ne? Hayallerin var mı? Polis olmak istiyorum. Polis olmak. İnşallah o hayallerim gerçekleşir. Wie heißt du? Wie alt bist du? 19. 19. Was machst du gerade hier? Warum bist du hier? Ich bin mit meinem Freund unterwegs. Okay. Und was erhoffst du dir für deine Zukunft? Ich möchte eine Familie haben. Und ich möchte, dass meine Eltern sagen können, dass ich stolz auf mich bin. Noch irgendwelche anderen Wünsche? Wie viele Kinder willst du haben? Drei. Drei? Jungs oder gemischt? Gemischt, Hauptsache gesund. Super. Ich danke dir. Danke. Adın ne? Kemal. Yaşın kaç? 23. Şu an niye buradasın, ne yapıyorsun? Arkadaşlarla takılıyoruz işte. Okey. Geleceğin için düşüncelerin, isteklerin, hayallerin... Neler? Ne var? Ne yok? Yani ne diyeyim? Başarı olmak işimde, aile kurmak ve huzurlu yaşamak. Başka bir şey yok aslında. Teşekkür ederim. Bir şeydir, rica ederim. Wie heißt du? Sengat. Wie alt bist du? 23. Okay, was sind die Ziele für deine Zukunft? Also als erstes möchte ich bei meinem Job halt eine feste Standhaftigkeit haben, beziehungsweise ich möchte Position erhöhen zur Filialleitung. Danach möchte ich gerne eine Familie gründen, eine nette Frau finden, mit ihr erstmal ein paar Jahre leben, reisen, halt allgemein leben mit meiner Frau und danach natürlich Kinder. Was jeder Traum ist von dem Mann, würde ich mal sagen.
Was machst du hier? Warum bist du heute hier? Hier bin ich heute. Meine Freunde haben mich eingeladen. Ich kam gerade von der Feier. Ich genieße den Abend, lasse den Abend schön ausklingen mit meinen Freunden. Beziehungsweise man kann eigentlich schon Familie sagen. Und ja, ein bisschen entspannen halt. Ne? Dankeschön. Bulamazsın.
buraya girmiyor. Şafak ve Dilan'ın düğündeyiz. Şafak hepinizin bildiği gibi Cano İsmail'in oğlu ve yıllarca babasına eşlik ederek yüzlerce düğünlerde insanları mutlu etmiş biri. Şu anda kendisi damat oldu. Onun hislerini öğreneceğiz ama önce Dilan'a soracağım. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun düğününüz. Teşekkürler. Dilan, nasıl tanıştınız? Nasıl mı tanıştık? Konserden dolayı, bir konser vardı, oradan dolayı tanıştık. Önüne mi geçti, ne yaptı? Biletleri o sattı. O mu sattı? Bir taşla iki kuş. Hem bilet sattın hem Dilan'ı kaptın Şafak. Yani biraz öyle oldu sevgili Tevfik abim. Yani hayırlara vesile olur inşallah. Şimdi Berlin'de tanınan bir ailesiniz. Baban çok sevilen bir insan. Sen çok seviyorum ben seni de biliyorsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Hep düğünlerde gelin damatlara çaldın. Şimdi kendi düğünde neler hissediyorsun? Vallahi nasıl desem, şimdi tabii kendin işin içinde olunca daha farklı oluyor. Bilmediğin stresler ortaya çıkıyor. Tabii organizeler falan filan ama çok güzel bir his. Yani gerçekten herkese tavsiye ederim. Gerçekten doğru kişiyi bulduğunu düşünenler yapsınlar evet. Bunu. Yani gerçekten çarparım. Ve mutlu olmanın yolu da sevdiği insanın yanında olmaktır. Bu da benim için evliliktir. Ben de size TD1 Bizim Alem Magazin programı olarak kutluyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bizim Alem Magazin izleyicileri yıllardır baba oğul düğünlerde, konserlerde davul zurna eşlik ettiler. Şu anda adamım yani Şafak evleniyor. Babası Cano İsmail, Cancer kardeşim, çok sevdiğim bir insan. Ondan oğlunun düğünle ilgili kısa bir değerlendirme alacağım. Hep çaldığınız aynı soruyu Şafak'a da sordum. Şimdi senin düğünün var. Neler hissediyorsun bir baba olarak? Valla bir kere şunu söyleyeyim. Mutlu bir akşam. Öncelikle sizlere de teşekkür ediyorum. Gelen bütün konuklarıma bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadıkları için güzel bir tablo çıktı. Değerli dostlarım hepsi yanımdalar. Demek ki bir kez daha ben biliyordum aslında çok ama daha bir böyle mühür bastıra bastıra sanki insanlar beni daha çok sevdiğini anladım bugün. Bak ben Beşiktaş maçını bile seyretmedim, geldim erkenden. Demek ki hani ne ekersin onu biçersin. Ben de zaten yıllarca tabii burada emek verdim, sen de biliyorsun ya abim. Demek ki güzel tohumlar ekmişiz. Bugün o tohumların sonuçlarını alıyoruz. Ben çok mutluyum bir kere. Yani oğlumla beraber de çok mutlu günler, mutlu akşamlar, mutlu ortamlar yaşattık. Yaşadık, hem yaşadık hem yaşattık. Bugün de mutluluk sırası bizde. Ben tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Yani benim en mutlu günüm, bundan daha mutlu bir şey olamaz. Peki mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Sizler her zaman var olun. Yanımızda olduğunuz sürece bizler de sizlerle beraber olacağız. Teşekkür ediyorum hepinize. Ben de teşekkür ederim. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Sağ ol, ben çok teşekkür ediyorum. Çok zor şartlar altında yaptı, çok kalabalık. Aynen. Görüşmek üzere İsmail'cim, yani tebrikler. Nostalji bölümüne geldik. 2001 yılında Grup Akdeniz ile beraber Selda'nın sunduğu Mutluluk Denizi programı yapmıştık. Yönetmenliği ben yapmıştım. Kamerayı Erol Ercan ile ben yapmıştım gene. Villa Müzikol'de canlı olarak çekmiştik müzikleri. Çok güzel bir çalışmaydı. Şimdi o çalışmadan bir kesit sunuyoruz sizlere. Son bölümde stüdyoda biraz konuştuk. Daha sonra arada gene müziklerimiz vardı ve ondan sonra da veda ettik. Şimdi Mutluluk Denizi'nin son bölümü diyeceğimiz stüdyo kapanış bölümünde kısa bir kesit sunuyoruz. Nostalji. Bu konuda ben özellikle bir şey söylemek istiyorum. Ben 14 yıldır yaklaşık buradayım. 14 yıldır Tuncay'ı tanıyorum. Bu, onunla birlikte müzik yapma olayımız işte Grup Akdeniz'le birlikte başladı. Akdeniz'den önce de lokal birkaç yerde çalışmıştık. Ya ben uzun yıllar en aslında böyle genel bir görüntü olursa yaşa göre de şöyle sınavmış oluyorum. Burada en yaşlıdan en gence doğru gidiyor böyle. Uzun yıllar çalışmama rağmen 25 yıl gibi sahne hayatım var ama ilk defa Tuncay'da ben böylesin prensip gördüm. Açıkçası o 25 yılın son Akdeniz dönemi benim için profesyonelce denebilir. Çünkü Tuncay burada
kendisinin söylediği gibi işi mutfağına çok önem veren, çok özenen bir insan ve sürekli yenilikçi bir hali var. Yani olanla yetinmeyen bir yapısı var. Açıkça müzik adına şu ana kadar hatta tüm grup Akdeniz adına ben kendisine teşekkür ediyorum. Emeği çok büyük. Yani müzik adına çok büyük emekleri var. Zaten herkeste bir görev bölümü var. Ama biz bir müzik grubu olduğumuz için onun o anlamda payı büyük. Sağ ol Tuncay. Evet. Tuncay'a buradan paslaşmayla teşekkürleri biz bir kenara bırakıyoruz. Hemen Grup Akdeniz'den yine bir parça dinleyeceğiz. Tekrar sizlerle beraber olacağız. Programımızın sonuna geldik. Sizlere bir duyurum var. Bizim Alem Magazin programı cumartesi günü saat 11, pazar günü saat 12'de tekrar olacak. Yani pazar günleri sizlerle kahvaltıda beraber olacağız önümüzdeki günlerde. Bizi davet edeceksiniz. Biz gideceğiz size hem söyleşi yapacağız, ailenize tanıştıracağız, tanıtacağız. Hem de kızarmış ekmek ya da yumurta varsa onunla idare ederim ben. Yani kahvaltıya davet edeceksiniz bizi. Program sunuşunu da orada yapacağız. Unutmayın. Cumartesi 11,
Pazar günü saat 12'de tekrarlarımız var. Haftaya görüşebilmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yayında ve yapmaya geçen ben Tevfik Dağdevren, Umut Dağdevren, Mustafa Köşkerler ve düğün videolarımı çeken Murat Aksünger'e de teşekkür ederim. Haftaya görüşebilmek üzere. Tekrar hoşça kalın. Bay bay. Falan soracağım senin. Biraz, şuradan al istersen. İsmail'i daha önce al. Ben tek gireyim. Aktüel dolar. Eyvah. Gitsin bari. Bunlar arkada olsunlar diye bir oraya aldım biliyor musun? Lan geçmeyin lan. Lan. Tamam. Bizim alem girdin mi? Tamam. Bizim Alem Magazin izleyicileri şu anda Şafak düğünündeydik ama geç hadi geç. Bekle. Ya biraz çabuk. Artır. Bir çekim var ya biraz daha. Biraz daha. Ya. Gel Murat şuraya gel. Durduramayız abi. Nereden? Gel. Ha. Tamam. Ha, sen dön oraya. Tamam. Stop. Aynen. Başla. Kapat otur yerine. Sabah sonra konuşuruz. Arkada görürsen.